merhabalar. Ben Masif'e. Tekin arkadaşım. Onay bir süren tutukluluğun ardından bugün tahliye edildim. Bir seçim öncesi operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştık. Biz o gün de aslında bu gözaltı ve tutuklamanın gerçekleri yazmamızı engellemek adına olduğunu söylemiştik. Bugün de aslında bu 10 ay süren bu hukuksuzluğun tam olarak bu nedenle sürdüğünü belirtebilirim. 10 ay boyunca hakikati gizlemek adına, hakikati yazmamızı engellemek adına rehin tuttular. Bu anlamda mahkemede de belirttiğim gibi ben gazeteciyim, mesleğimi sonuna kadar yapmaya devam edeceğim, gazeteciliği savunmaya devam edeceğim ve bu anlamda dayanışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum ve bu dayanışmanın büyütülmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyorum. Çünkü bu dayanışma büyütülmediği sürece gazeteciler tutuklanmaya, hapsedilmeye devam edecek. Yani aslında halkın haber alma hakkı engellenmeye çalışılacak. Bu anlamda herkesi ortak bir mücadeleye davet ediyorum. Yani evet tahliye oldum ama bir yönüyle de buruk bir tahliye. Çünkü arkamda hem onlarca tutsak gazeteci var, onlarca tutsak kadın var, o binleri aşan tutsak var, siyasi tutsak var. Hepsini geride bırakmış olmanın hüznünü yaşıyorum. Cezaevlerindeki açlık grevleri devam ediyor. Tecrite karşı seslerini yükseltiyor tutsaklar. Bu anlamda onların direnişini buradan da selamlamak istiyorum bir kez daha. Onlar içeride direniyorlar ve aslında dışarının da buna ses vermesini istiyorlar. Özellikle de tecrite karşı mücadele noktasında. Yine Sincan Cezaevi'nin idari gözlem kurulları nedeniyle bugün 11 tutsak koşullu salıverme tarihleri gelmesine rağmen tahliye edilmediler. Hala onlar içeride rehin tutuluyorlar. Tahliye haberimden sonra Leyla Güven, Mukaddes, Kubilay, Zeynep Hanbingöl gibi birçok tutsakla konuştum. Onların her birinin selamları var. İçerideki aslında bütün kadın tutsakların selamları var. Özellikle seçimlere giderken bütün çalışma arkadaşlarına aslında başarılar diliyorlar. Yani bu anlamda ben onların selamını da iletmek istiyorum. Bu haksız süren, hukuksuz devam eden tüm uygulamalara karşı aslında dışarıdan doğru mücadelenin daha fazla büyütülmesine ihtiyaç duyuyorlar onlar da. Onların da bu sözünü bir kez daha buradan iletmiş olayım. Teşekkür ediyorum.